Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Bugünkü menüm fırında beşamel soslu tavuk sote hazırlayacağım. Domatesli, biberli bir şehriye çorbası yapacağım. Bir de pirinç pilavı hazırlayacağım. İsterseniz siz bunun yanına bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Hemen öncelikle tavuk soteyi yaparak başlayayım. Onu fırına atayım. O pişerken pilavımı ve çorbamı hazırlayacağım. Önümde 1 kilo tavuk göğsü var. 4-6 kişilik bir menü hazırlıyorum bugün. Hemen öncelikle tavuğumu küp küp doğrayarak başlayacağım. Şöyle alıyorum. Hemen boyutunu göstereyim. Ondan sonra hızlı hızlı doğrayacağım. Hatta şöyle bir tane ortadan alayım. Çok büyük yapmayın. Şu boyutta iyidir. Böyle yapabilirsiniz. Tavuklarımı hızlı bir şekilde doğrayacağım. Tavukları doğradım. Artık ocağın başına geçtim. Şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Doğradığım tavukları da ekliyorum. Yüksek ve harlı ateşte açın ocağınızın altını. Çok fazla sulandırmadan soteliyorum. Çok fazla sulanmadı. Tabii ki biraz sulandı ama çok değil. Yeterli. Çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Doğradığım 1 adet kırmızı biber, 3 tane sivri, 1 tane de kuru soğanı yemeklik doğradım. Onları da ekliyorum. Soğan ve biberlerle tavuğu soteleyeceğim. Şöyle 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir miktar pul biber. Şöyle kaşığı ucuyla sadece kimyon. Birazcık da kekik. Karıştırıyorum. Tavuk artık hazır. Onu arka tarafa alıyorum. Hemen beşamel sosumu yapmaya başlıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı tepelimi şöyle dolusu un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan unun üzerine 2,5 su bardağı süt ekleyeceğim. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Koyulaşana kadar karıştırmayı bırakmayın. Koyulaşmaya başladı artık. Yeterli. Çok aşırı derecede koyu yapmıyorum ben beşamel sosunu. Eğer çok koyu yaparsanız üzerine döküp fırına attığınızda da koyulaşıyor. Bu sefer çok katı bir sos oluyor. Ondan dolayı birazcık cıvık yapın. Hatta katı olursa süt de ekleyebilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir o kadar da tuz. 1-2 taşım kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Yeterli, artık ocaktan alıyorum. Hemen önüme şöyle borcamımı aldım. Hazırladığım tavuk soteyi borcamı boşaltıyorum. Eğer isterseniz altına bir sırada patates dizebilirsiniz. O da gayet güzel oluyor. Ben bu seferlik koymayacağım. Şöyle dağıtıyorum. Hazırladığım beşamel sosu da her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve
beşamel sosunu da döktükten sonra hemen üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde kaşar döküyorum. Ortalama 200 gram kadar, yani şöyle bir kase. Kaşarı ne kadar bol koyarsanız, tabii ki çok abartmadan, o kadar güzel üzeri kızarır. Yemeğimi fırına götürüyorum. 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ben bu arada pirincimi de ıslattım. Hemen pilavımı ve çorbamı yaparak devam ediyorum. Çorbamı ve pilavımı yapmaya başlıyorum. Yemeğim fırında pişiyor. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum tenceremin içerisine. Ocağımın altında yakıyorum. Küçüklerinden bir tane kuru soğan, bir adet kırmızı biber, iki tane de sivri biber yemeklik olacak şekilde doğradım. Hemen onları da ekliyorum. Soğan ve biberleri bir süre kavuracağım. Kavrulduktan sonra hemen içerisine 2 adet orta boy domatesi yemeklik doğradım. Onu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası. Bir sürede domates ve salçayla kavuracağım. Kavrulduktan sonra yarım su bardağı tel şehriye ekliyorum. Eğer tel şehriyeyi direkt suyun içerisine değil de bu şekilde kavurursanız çok fazla şişmiyor. Ondan dolayı da çorbanız durdukça koyulaşmaz. Böyle atıp kavurup ondan sonra suyunu ekleyin. Bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle bir miktar pul biber. Tatlı kaşığın ucuyla da nane. Bunları da 1-2 dakika kavuracağım. Kavrulduktan sonra şöyle kettle'da kaynattım. 1 litre suyu koyayım, bir bakacağım kıvamına. Şöyle biraz daha ekleyeceğim. 1,5 litre kadar su eklemiş oldum. Yeterli artık bu su. Tencerenin kapağını kapatıyorum yarım olacak şekilde. Altını da kısıyorum. Hemen pilavımı yapmaya başlıyorum. Tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Eriyen yağımın içerisine 1 su bardağı ıslattığım pirincini ekliyorum. Pirinçler diri diri olana kadar kavuruyorum. Bu bir 4-5 dakika sürecektir. Altı tabii ki kısıktı. Kavrulduktan sonra şöyle 1-2 damla limon damlatıyorum. Limonu damlatmamın sebebi pirinçlerin daha beyaz kalması için. Bir miktar tuz ekliyorum. Islattığım bardakla bir bardak şöyle ekliyorum. Bir tane de yarısından az koyuyorum. Çeyreğe yakın neredeyse. Tam yarım koyarsanız bu sefer çok lapa olabilir. O yüzden bir bardak koyun. Bir de yarısından daha az, çeyreğe yakın koyabilirsiniz. Pilavımın kapağını kapatıyorum. Altını da en kısa alıyorum. Pilavım piştikten, dinlendikten sonra çorbamda neredeyse 1-2 dakika içerisinde kapatacağım. Yemeğim de fırında pişti, dinleniyor şu anda. Hepsi tamamlandıktan sonra yemeklerimi son haline geçebilirim. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi hemen şimdi sunuma geçeyim. Yemeklerimin son halini görün. Öncelikle çorbamla başlayayım. Şöyle üzerine bir tutam tamamen isteğe göre maydanoz ekliyorum. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz.
Yemeğimi de şöyle dilimlere ayırıyorum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.